Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Özdemir İnce ile birlikteyiz yine bu hafta. Özdemir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hızlı gidiyor. Bak mesela Kılıçdaroğlu saat 1'de Erzincan'da, akşam saat 17.30'da İstanbul'da. Kuş misali. Ya akıl almaz bir şey. Sabah orada, öğleden sonra burada. Müthiş bir performans. Ya tüm siyasetçiler için aslında. Tabii. Evet. Kimse dayanamaz. Bakıyorum yüzüne, ayağına falan. Hiçbir yorulma. Ama idmanlı. Ankara'dan İstanbul'a yürümüş insan. Yorulma izi yok. İyi ki yok. Çünkü peki şeyi gördünüz mü ekranlarda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördünüz mü? Biraz vallahi, yani ayakta zor durumda bir hali var. Erdoğan'ı ben çok görüyorum. Görünüyor. Görüyorum. Yani hem bedensel hem de zihinsel yetenek olarak Kılıçdaroğlu'yla bir yarışmaya girecek durumda değil. Bir parti içi darbeden de söz edildi geçtiğimiz hafta. Erdoğan'a karşı AKP'de parti mi? İçinde evet. Hastalığı, rahatsızlığı bahane edilerek bilmiyorum iş ama, göremezlik falan gibi iddialar olmuş. Bunlar tabii bu iddialar çıktı basında. AKP eğer bir parti olmuş olsaydı, ben AKP'ye hiçbir zaman parti demedim, tarikat diyorum. Örgüt dediniz. Örgütlenmesi tarikat. Tarikatın başkanı demokratik olarak gelmez oraya. Ve demokratik olarak da gitmez. Gitmesi için ya ölmesi yahut kendi rızasıyla çekilmesi gerekir. O bakımdan AKP yönetim kadrosu hiçbir zaman değişmedi. Zaten bir kadrodan da söz etmek mümkün değil. Belki başlangıçta o kadro vardı. 2007'ye kadar belki o kadro idare etti. 2007'den sonra Cumhurbaşkanı olunca Abdullah Bey, her şey yoluna geldi. Masanın dört ayağı yerine oturdu ve ondan sonra iş bitti. İş bitti. Yani geç kaldılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın çoktan değişmesi lazımdı parti içinde. Fakat parti içinde demokratik bir yönetim olmadığı, ayrıca liderlik mücadelesi diye bir şey olmaması partiyi ölüme mahkum etti. Şimdi, ama bu partiler sizin de söylediğiniz bir konjonktürel partiler. Yani bir ideolojisi, ilkesi olan partiler değil. 12 Eylül sonrası kurulan pek çok parti gibi. Örneğin işte Anavatan Partisi Turgut Özal'dan sonra dağıldı. Pek çok parti dağıldı. Maalesef, Demirel'den sonra Doğru Yol Partisi dağıldı. Tabii. Eğer bir, bak şimdi, Amerika'da cumhuriyetçiler var, demokratlar var. Demokratlar var. Ben aklım erdi ereli Eisenhower'ın cumhurbaşkanı seçilmesini bilirim. Onu bilirim. Şeyi de bir hatırlıyorum. Truman'ı da hatırlıyorum. Ondan önce İngiltere'de iki parti vardır. Muhafazakarlar ve İşçi Partisi. İşçi Partisi'ni de Adli başbakan olduğu zaman babam söylemişti. Adli başbakan oldu diye. Bizim kuşağımız Wilson'a yetişti. Evet, demek ki Adli şeyden sonra oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra oldu. İkinci Dünya galibi Churchill iktidardan gitti, o geldi. Şimdi aklıma koymuştum. Bir punduna getirip Namık'la şu meseleyi bir konuşsam diyordum. Bak dolaylı olarak geldi. Şanslı adamım. Ya düşünsene. Dünyanın neresinde bir metre seçim pusulası olur? Saçma. Evet, bir metre. Saçma.
En fazla Türkiye'de 5 tane parti olur ya. Önüne gelen parti kuruyor. Önüne gelen parti kuramamalı. Niçin kuruyorsun? Yani çok ciddi... Yani demokrasinin de suyunu çıkarmamak gerekiyor. Suyunu değil, her türlü çıkarıyorlar. Şimdi olmaz. Adam seçime giriyor, 5 seçimdir seçime giriyor, %1 bile almıyor. Adamı gene koyuyorsun oraya. Özellikle yapılıyor sanki. Yani kalabalık kafa karıştırsın tabii, falan. Tabii. Şimdi partiye benzer parti Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka doğru dürüst bir parti bulmak mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirirler. Efendim burada disiplin yok, her zaman hizipler var, her zaman kavga var. E kardeşim, demokrasinin doğası budur. Yarışma, çekişme. Efendim, şimdi diyorlar ki çok uzun süre Kılıçdaroğlu başkan kalmış. Kaldı çünkü başkanlığa gelmesinden itibaren akıl almaz bir dinamizm gösterdi, değişiklik gösterdi. Hiçbir gün olduğu yerde olmadı. Olduğu yerde olmadı. Özellikle son yılları. Son yılları. Yani 4 yıldır. Yürüyüş falan. Şimdi onun dışında CHP'de her zaman bir başkanlık kavgası oldu. Değil mi? Şimdi mesela Muharrem İnce. Muharrem İnce başkanlık kavgası yüzünden. Şimdi hiç söylenmiyor. Bu arkadaş seçimi kaybetti. Evet. Kaybedebilir. Ben bu Erzincan'ın meydan toplanmış. Oradan bir izlenim alacağız, devam edeceğiz. Tabii tabii. Engin, günaydın. Namık Ocak, şu anda Erzincan'dayız. Erzincan meydanı tıka basa dolmuş durumda. Erzincan halkı, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Kameraman arkadaşım Anıl'dan rica edeceğim, bu atmosferi sizlere aktarmasını isteyeceğim. Bakın, tıka basa dolu bir meydan. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a inmesine daha saatler var. Bulunduğumuz noktaya gelmesine saatler var. Ama Erzincan halkı yoğun yağmura rağmen, sağanak yağışa rağmen şu anda Erzincan meydanını tıka basa doldurmuş durumda. Bugün yoğun bir programı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Önce Erzincan'da saat 13'te Erzincan halkıyla bir araya gelecek ve onlara hitap edecek. Ardından da Büyük İstanbul mitingi için İstanbul'da olacak. Saat 13'te başlayacak miting. Daha bu saat olmasına rağmen akın akın Erzincan halkı bulunduğumuz noktaya, mitingin yapılacağı meydana geliyor. 2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %60'ın üzerinde oy aldığı Erzincan'da görüyoruz ki artık işler hiç de eskisi gibi değil. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu anda Erzincan halkı Erzincan meydanında karşılamayı bekliyor. Sadece bu kalabalık da değil, bulunduğumuz noktanın dört bir tarafında bulunan ana halterde şu anda arama noktalarından geçen insanlar uzun kuyruklar oluşturdu ve Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için şu anda meydana doğru akın akın geliyorlar. Ellerinde pankartlar, flamalar, bayraklar. Meydanı dolduran binlerce vatandaş coşkulu bir şekilde sabahın erken saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. İşte görüyorsunuz, 2018 yılında o dönemki seçimlerde %60'ın üzerinde oy almıştı AKP iktidarı Erzincan'dan. AKP'nin kalelerinden biri Erzincan. Ama o görüntü diğer illerde olduğu gibi Erzincan'da da şu anda değişiyor. O rüzgarı arkasına almış durumda Millet İttifakı. Hazırlıklar tamamlandı. Saat 12'ye doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağının Erzincan'a inmesi bekleniyor. Son edindiğimiz bilgilere göre yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da olacak. Ardından da bu mitingden sonra İstanbul'a geçecekler. Millet İttifakı'ndaki liderler
ve İstanbul'daki milletvekili adaylarıyla birlikte İstanbul halkına seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu kameraman arkadaşım Anıl'la birlikte Erzincan'daki bu atmosferi takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri de ilerleyen saatlerde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul stüdyoya bırakalım. Çok teşekkürler Engin Açar. Değerli izleyiciler, manzarayı görüyorsunuz. Daha iki saat var Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasına, sahneye çıkmasına. Meydan çoktan dolmuş ve iki saat sonra ne olacak onu da göreceğiz, izleyeceğiz. Ne diyorsunuz? Bu doğal bir şey. Doğal bir şey. Ya bu dipten gelen dalga mı? Şimdi hatta geç kalındı. Bu kalabalığın bir seçim önce den itibaren başlaması gerekiyordu. Efendim, referandumda bunun olması lazımdı. Ama insan, politik insan geçirgen olmalıdır. Yani yağmurda ıslanmalıdır. Yağmurda ıslanmayan adam politik olarak politik mesajları da almaz. Ben ona impermeable diyorum. Impermeable su geçirmez demek. Trench coat su geçirmez. Şimdi yıllardır yazılarımda impermeable, su geçirmez, etkilenmez bir kitle vardı. Bu kitlenin bir kısmı AKP'nin maaşa bağladı. Gerçekten memur gibi her ay maaşlarını aldılar bunlar. Bunlar daha doğrusu ihtiyaçları karşılandı. Kadrolu seçmen karşılandı. Bir kadrolu seçmen. İkincisi Asalaklar. Geçmişte ta bu işler başladığı zaman ben yazmaya başladım. Ya neyse bırakalım, demek istediğim şu. Geç kalmış bir tepki. Tepkinin geç kalmasının nedenlerinden biri dinsel gerekçeler. Efendim, dini bütün bir parti geliyor, bağımsız olacak. Dini bütün olduğu için de memleketin dini bütün olacak. Ya dini bütün. Bütün mesele şu. Din insanı ahlak sahibi yapmaz. Din insanı ahlak sahibi yapmaz. Vicdan sahibi yapmaz. Ahlak sahibi olmak için dine ihtiyaç yoktur. Tekrar ediyorum. Şimdi bana gene bozulacaklar. Dine ihtiyaç yoktur diyorum. Çünkü öyle eğer Müslüman diniyle ahlak, dürüstlük, saygı, rüşvete dayanıklılık, suistimale dayanıklılık İslam sayesinde insanlara zırh olarak geliyor olsaydı AKP iktidarında bizim gördüğümüz, maruz kaldığımız şeyler, suistimaller, haksız kazançlar hiçbir tarihte olmadı Cumhuriyet'te. Osmanlı'da belki olmadı. Bir de ahlak kuralları evrenseldir. Şimdi, dine bağlı. O zaman Japonlar ahlaksız çünkü Müslüman değil, Hristiyan değil, Yahudi değil, neye taptıkları belli değil. Bu adamların yamyam gibi yaşaması lazım, haydut gibi yaşaması lazım, birbirlerini öldürmeleri lazım. Antik Yunan'da... Tamamı hırhız olması lazım. Halbuki adamlarda öyle bir onur ve ahlak var ki, işini yapamayan adam... Harakiri. Harakiri yapıyor, sebuku yapıyor, harakirinin üstü de var, sebukudur. Müthiş bir romancıları var. Kesmenin bile bir şeyi var. Şimdi kestikten sonra bir başka yardımcısı
bekler. O karnını yardıktan sonra elinde kılıçla başını keser. Ona sebuku denir. Müthiş bir romancıları vardır onların. Bunun Roma'daki karşılığı şuymuş. Godfather filminden hatırlayacaksınız. Eğer bir ihanet varsa, bir şey varsa, o kendi kararıyla bir sıcak suyun içine girermiş, bileklerini kesermiş. Evet. Ve onun ailesine dokunulmazmış. Tüm ihtiyaçları karşılanırmış. Saygınlıkları iade edilirmiş Roma'da, eski evet. Roma'da. Ya çünkü o bile onurlu bir iş. Tabii ya, şimdi bu ahlak meselesidir. Hani bunu pardon böyle bunları anlatıyoruz ama ahlaki normlar açısından söylüyoruz. Şimdi, ya yoksa böyle kestik biçtik falan meselesi değil bu. Şimdi bak ben kendi hayatımda bir örnek vereyim. Her zaman belli bir basın kitlesinin, politik kitlenin hedefinde bulundum. Ta 25 yaşımdan itibaren TRT'de çalıştım. TRT'nin çok önemli görevlerinde bulundum. Paralı pullu işler de yönettim. Ama ben ayrıldıktan sonra arkamdan tek laf edilmedi. Çünkü benim ölçüm şudur. Ben bir şey yaptığım zaman arkamdan kimse bir şey söylememeli. Önemli olan o. Çok önemli. Yıllarca Can Yayın Evi'nin baş editörlüğünü yaptım. O dönemle ilgili işlemlerimden dolayı kimse laf edemez. Daha da önemlisi Telos'u yönettim. 5 yıl falan. Sonra yönetimle anlaşamaz hale düştüm. Bırakıp gitmek de benim ahlakıma sığmadı. Dedim ki arkadaşlar oturun gelin. 3 tane ortak ben. 1999'un son günü bu yayın evinden ayrılıyorum. Tamam mı? 1 yıl var. Kendi yayınladığım çevirilerin, yazarların bütün paraları ödenecek. Bütün paraları ödenecek. Ve ben yarım maaş alacağım. Yarım maaş alacağım. 1 yıl yarım maaşla çalışacağım. Siz ne edip ne yapıp bu çevirmenlerin ve yazarların paralarını ödeyeceksiniz. Böyle bir şey yapan bir adam düşünebiliyor musun? Düşünemezsin. Kendisi 1 yıl maaşını almayacak, arkasından laf edilmesin diye. Evet. Ben kitabım, yani mesele bu. Evet. Bugün 6 Mayıs. Evet. Denizler'in, Yusuf'un, Hüseyin'in idam. Bunun evet. Yıl dönümü. Onları sevgi, saygı, rahmetle anıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız orada. Burcu tabii Yıldırım. Burcu Yıldırım, merhaba. Ankara'dan merhabalar, iyi yayınlar. Namık Koçak şu an Ankara'da Karşıyaka mezarlığından bildiriyoruz. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 51. yıl dönümünde burası Karşıyaka mezarlığı yoğun bir şekilde vatandaşların zihninde. Aynı zamanda gençler çok fazla, halkın her kesiminden insanlar burada. Bağımsızlık mücadelesi veren, her türlü sömürüye karşı mücadele eden denizlerin hala yaşadıklarını, mücadelesinin yaşadıklarını ve tam bağımsız Türkiye mücadelesini yaşatacaklarını ifade ediyorlar. Yanımızda CHP milletvekili adayı Okan Konuralp var. Mikrofonumuzu Okan Bey'e uzatacağım. Evet, sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi burada gelmeye devam ediyor. Siz bugün ne söylemek istersiniz? Ne iletirsiniz? İdamların 51. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ı büyük bir şükranla anıyorum. Bu üç fidanın idamları ve idamlarının Türkiye siyasi tarihi, Türkiye mücadele tarihindeki özel yeriyle ilgili mutlaka çok şey söylendi, söyleniyor, söylenecek de. Fakat ben belki başka, biraz farklı bir kayda geçirmek istiyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları ifadesi hissettirdiğinin aksine
Yusuf Arslan'la Hüseyin İnan'ı gölgede bırakan bir ifade değildir. İnsanın dostunun isminde yaşaması çok güzel bir şeydir. Bunlar birbirlerine kendilerini emanet etmiş üç genç. Dolayısıyla Deniz Gezmiş ve arkadaşları aslında Hüseyin İnan ve arkadaşları, Yusuf Arslan ve arkadaşlarıdır. Dediğim gibi dostlarınızın isminde yıllarca yaşıyor olmak ve yaşamaya devam edecek olmak çok anlamlı ve çok doğrudur. 14 Mayıs itibariyle Türkiye yeni bir dönem için eşiğinde. Biz 14 Mayıs'ta Denizler, Hüseyinler ve Yusuflar için de başarmak zorundayız ve başaracağımıza inanıyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi tam da onları ölüme götüren gerekçeleri ortadan tamamen ve kalıcı bir şekilde kaldırmak amacıyla Türkiye'yi demokrasiyle, özgürlükle taşlandıracağız. Bu vesileyle ben sadece Deniz'i, Hüseyin'i ya da Yusuf'u anmıyorum. Ben onların saygıdeğer aracılığıyla bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Bu üç güzel evladı Türkiye toplumuna, Türkiye devrimci hayatına kazandırdıkları ve oğullarının idamları sonrasındaki o vakur duruşlarıyla bize son nefeslerine kadar örnek olmuş olmaları nedeniyle de bu üç gencin ebeveynlerini sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim. Evet, Namık Koçak, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, teşekkürler Burcu Yıldırım. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyratlı gülüşleri aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. Kimin bu? Atilla İlhan. Ha, Atilla İlhan, tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu olayda Deniz Gezmiş ve iki genç arkadaşın, ben üçünü de tanırım. Çünkü onlar Ankara'da, ben de Ankara'dayım. Şöyle bir şey var. İdamları haksızlıktır, hukuki açıdan cinayettir. Burası tamam. Ama benim gözümde tamam olmayan bir şey vardır. Siyasal mücadele Che Guevara varı yapılmaz. Che Guevara, Küba'daki örneği dünyaya taşıyacağını sandı. Öyle şey olmaz. Bir yerde olan bir şey başka bir yerde olmaz. Bu şeye benzer. Muzu ağrıya dikemezsin. Ama o zamanki mantık şuydu. 1-2-3 daha fazla Vietnam. Heh, şimdi saçma o. Yani bu konuda daha fazla konuşmak tabii, tabii. İstemiyorum. Çünkü hayal kırıklığına uğrar insanlar. Ya benim tavrım belli. O zaman İşçi Partisi vardı kardeşim. İşçi Partisi %3 oy almış, ulusal artık sisteminde de %15. 15 milletvekili çıkmış. Çok önemli o gün. Benim yaşım yetseydi ben de milletvekili seçilebilirdim. İsteseydim. Çünkü Aydın'dan İşçi Partisi adaylığı bana da teklif edildi. Ben utandım, kabul etmedim. Yaşım yetmiyordu ayrıca. Neyse. Şimdi 16-15 tane milletvekili var kardeşim. Sen parlamenter demokrasiyi reddediyorsun. İşçi Partisi'ni reddediyorsun. Che Guevara'cılık yapmaya başlıyorsun. Daha fazla konuşmayacağım. Saygıyla eğiliyorum. Ama tekrarını asla temenni etmiyorum. Tekrarına karşıyım. Siyasal mücadele o ruh o parlamentoda yapılır, partilerin içinde yapılır. Şimdi solun bir takım partileri var. Bundan sonra bu seçimi eğer ilk kez bu kadar çok sol parti var seçimde. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi söyleyeyim. Dünyanın her yerinde böyle. Eğer sol anlaşabilseydi şu anda Fransa'nın başında Macron değil, iki dönemdir Mélenchon olurdu. Mélenchon olurdu. Cumhuriyet gazetesinde yazdım ve şöyle dedim.
Fransız Komünist Partisi'nin ve Sosyalist Partilerin eşeklikleri yüzünden şu anda Macron orada. Halbuki Mélenchon'u desteklemiş olsalardı birinci turda, Macron'la Mélenchon, Macron'la değil, Macron'la, o kız olmayacaktı, Le Pen olmayacaktı. Le Pen'in kızı. Le Pen olmayacaktı ve kim seçilecekti? Mélenchon seçilecekti. Bu kadar yüzlerce yıllık tecrübesi olan Fransız Komünist Partisi ve Sosyalist Partisi hala çocukluk hastalığını yaşamaktalar. Eğer Fransa bugün 10 yıldır, o en azından 2 dönemdir sağcı bir başkan tarafından yönetiliyorsa, bunun müsebbibi Fransız Komünist Partisi ve Sosyalist Partilerdir. Peki biz 2023 seçimlerinde Fransa'yı aştık diyebilir miyiz? Bu ittifaklarla. Yok, henüz, şimdi şu var. Elbette sol gayet zekice karar verdi. Solun Türkiye'de var olabilir. Bu konuyu açtığın için sana çok teşekkür ederim. Çünkü bunları söylemem lazımdı. Yazıyorum. Solun gelişmesi için Türkiye'de gerçek bir demokratik, gerçeğe yakın bir demokratik rejimin var olması lazımdı. AKP iktidarda kaldığı sürece sol meşruiyet kazanamaz. Adamlar hala ne diyorlar? Komünist diyorlar. Evet. Ya, komünizm yasal suç mu? Ahlaksızlık mı? Senin hakkın var parlamento girmeye. Komünistlerin yok. Komünistlerin senden ne farkı var? Geçen hafta 1 Mayıs kutlamaları vardı. Giren bütün grupları anons ediyorlar. Evet. Türkiye Komünist Partisi meydana giriyor. Hoş geldiniz diye bir anons yapıldı. Sonra Orhan Alkaya'ya sordum. Dedim ki 40 sene önce bu söylenseydi ne olurdu? Bu söyleyenin, bu anons yapanın başına neler gelirdi? Ya şimdi neyse, solun tarihinin, ya, şimdi şunu söyleyeyim. Bizim çocuklar diyorum onlara. TKP'den başlayarak bütün sol tandanstaki partiler benim partimdir. Evet. Benim kardeşlerimdir onlar. Şimdi yazdım bunu. Muhalefet mecliste olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Temenni ediyorum ki TİP de, TKP de, diğerleri de meclise girsinler. Girecekler, bir iki kişi girecek. Ama asıl olan meclis dışındaki partilerin çalışabileceği demokratik ortamın vereceği güvence. Evet. Bunlar sokakta özgürce yürüyebilecekler. Polis gelip bunları dövmeyecek. Polis bunları dövmeyecek. Aidat toplayabilecekler. Ev kiralayabilecekler şey yapmak için. Yani bu seçim, Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türk solu için büyük bir şanstır. Türk solu için büyük bir şanstır. Türk solunun gelişmesi de Namıkçığım, TKP dahil, Türk solunun gelişmesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için büyük bir şanstır. Solun kanat olarak uçurmadığı kuş düşer. Türkiye'de her türlü sağ var. Evet. Her türlü sağ var. Dini faşizm isteyen de var. Aklına ne geliyorsa var. Ya Orhan Alkaya demişsin 5 sene önce bunlar olsaydı ne olurdu? Neler olmazdı? Evet. Ben bunun ıstırabını yıllarca yaşadım. Şahsen yaşadım. Ne olduğunu dediniz biliyorum. Dediniz geçen hafta bunca yıldır bekliyorum dediniz. He? Tabii. Tabii. Şimdi o çocuğun gitti.
Eline sıkacaktım. Şansın açık olsun diyecektim. Göremedim, gitti. Şansı açık olsun. İki kişi meclise soksunlar yeter. Üç kişi yeter. Ama olacak. Bu seçimin en büyük kazancı elbette demokrasidir. Ama ondan daha büyük kazancı Türkiye'nin ihtiyacı olan solun Türkiye'de hayat bulması, efendim kök salması. Kök salması ve kalıcı olması. Yok kalıcı zaten ya. Öyle şey mi olur? Eğer yedi canlı olmasaydı. Değil mi? Yedi canlı. Yedi canlı. Ben hatırlıyorum 1953 tevkifatını hatırlıyorum. Yerini bile hatırlıyorum. Mersin Lisesi'nin avlusunda Hürriyet Gazetesi okuyorum 1953 yılında. Sevim Tarı, efendim Türkiye'den kaçarken yakalandı diye Sevim Tarı o zaman üniversitede şey, asistan galiba ve şey sonra Mihri Belli ile evlendi ve Sevim Belli oldu. Şimdi 100 yaşında. Şimdi 100 yaşını kutladı geçenlerde. Daha uzun ömür temenni ederim. Ya düşünsene 1953. Daha sonra şunu biliyorum. Biz genç şair olarak meyhanelere gideriz şuraya buraya. Polisler gelir. Ne yapıyor bu herifler? Ya biz şiir okuyoruz orada. Rapor ve ya sana bir şey söyleyeyim. Burama kadar dolu. Beni bir genel müdür neydi? Ya Yalçıntaş, Nevzat Yalçıntaş Türkiye Televizyonları Program ve Yayın Planlama Müdürlüğü'ne tayin etmeye karar vermiş. Araştırmış televizyonu, TRT'yi. Benden daha münasip adam bulamamış. Yani ne deniyor buna? Layık. Liyakatli. Liyakatli bulamamış. Planlamacı olarak. Beni çağırttı. Ben Bodrum'daydım. Atladım gittim. Çok kibar bir adam. Beni kapıda karşıladı. Beyefendi dedi, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne demek dedim, efendim siz benim genel müdürümsünüz. Dedi ki, beyefendi ben sizi dedi program ve yayın planlama müdürlüğüne tayin edeceğim. Ancak bir şey söylemek istiyorum dedi. Bakın, masayı gösterdi. Masanın sağ tarafında 70 santim yüksekliğinde dosyalar, 70-80 santim. Bunlar MİT'ten geldi dedi. Hakkınızdaki dosyalar MİT'ten geldi dedi. Orada bir karış iki karış şey var dosyalar. Bunlar da dedi kurum içinden ihbarlar hakkınızda. Hakkınızda. Ondan sonra ben dedi sizi işinizin ehli olduğu için ve ideolojinizi asla yaptığınız işlere yansıtmadığınız için Planlama Müdürlüğü'ne tayin edeceğim. Bu görevi dedi, anayasaya uygun olarak yapacağınıza inanıyorum. Ben de dedim ki, beyefendi, onur verdiniz. Ben de sizin anayasaya bağlı kalacağınızı biliyorum. Ya düşünsene, benim bütün ömrüm bunlarla geçti. Karımı sürdüler. İki yaşında oğlum. Anasız kaldı ve bana düşman oldu yıllarca. Anlatmıştınız. Ailemi dağıttılar evet, ya. Evet. Ne diye Özdemir İnce komünist, bir solcuymuş. Evet. Bir fotoğraf yolladım İpek. He? Bir fotoğraf yolladım. Seninle konuşurken bakıyordum. Bir fotoğraf çekmiştim. O fotoğrafı göstermek istiyorum sana. Onun için. Şimdi söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim. Evet ben 12 yaşımdan bu yana komünistim. O kadar. Peki bir alçaklık gördünüz mü bende? Söyleyin. 130 kitabım var. Çeviri, şiir, politika, edebiyat, estetiği. Türkiye'de başka kimin bu kadar çalışmaları var?
Hayatımda en ufak bir falso bulamazsınız. Demek ki komünist olmak... Komünistler kötü bir adam değilmiş. He? Tabii, tabii. Ne kötü hikayeler anlatılırdı. Ne aşağılık hikayeler anlatılırdı komünist dediğiniz zaman. Ya bu şeyden çıkmadır bak. Nizamül Mülk'ten çıkmadır. Nizamül Mülk'ün mazreklerle ilgili bir şey. Efendim güya o zaman bir muhalifler var. Bir adam evine gelse, kapısının üzerinde bir serpuş görse, ha bizim hatunun bir misafiri var deyip şöyle bir tur atarmış. Nizamül Mülk kendi muhaliflerine anlattığı hikaye bu. Bu hikaye şu günde var. Nizamül Mülk'ün attığı iftira bugün de var. Neymiş efendim, komünistlerin evine gelirmişsin. Kapıda bir bilmem ne varsa içeride karnın Ha, Sevim belli. Sevim Hanım. Buradaki çocuklardan... Coşkun Hoca doktor. Ha. Coşkun Hoca'yı tanırsınız. Uzun ömürler dilerim. Mihri Bey'i de tanırım. Nigar abla solda. İyi. Çok sevindim. Bunu 3-4 yıl önce çekmiştim. Öyle mi? Sen mi çektin? Benim çektiğim fotoğraf. Bu şeyi de bul. O Hürriyet gazetesini Allah aşkına bul. Sevim Tarı'nın şeyde Rıhtım'da tevkif ediyor. Çok güzel bir kadındı. Çok güzel. Gençliğini diyorsunuz. Evet. Şimdi evet. Şeyde fotoğrafı var ya. Evet. 1953 yılında meşhur TKP tevkifatı yapıldı. İlk Sevim Tarı yakalandı. Ondan sonra onlar 135 kişi. Yahu tevkif ederler, tevkif ederler. 100 kişi, 150 kişi ve komünist tehlikesinden. Ulan eğer bir komünist tehlikesi varsa 10 bin kişi tevkif edeceksiniz. Değil mi? Değil mi? 100 kişiyi bile bulmaz. Değil mi? Orada marş söylediler. Ey devrimci, ey devrimci, savaş günü yaklaştı diye. Eski tüfekler hepsi tabii. Müthişti o akşam. Şimdi enternasyonelin Türkçesi de güzel. Evet. O. Ama Belaçav onu bastırdı. Bir de, onun Türkçesi de çok güzel. Belaçav'ın da bir de bizim rahmetli şeyin marşı var. Bir yıl önce öldü besteci. Kimin? Timur Selçuk'un. Hayır, Timur Selçuk değil. Unuttu. Yani benim hafızamı biliyorsun. Ya beni çok duygulandırdın bugün. 1 Mayıs'ın Türkçesi de çok güzeldir. 1 Mayıs'ın bestecisi işte. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda. İlerleyen halkın bayramı. Şimdi bitme. Bitti süremiz. Son söz olarak. İyi, tamam. Şimdi, duygusal bir gün oldu sizin için. Evet. Haftaya ne yapacağız? Seçim günü. Konuşmak serbest değil. Konuşmak böyle, yani. Böyle konuşuyor. Yoksa ben başka türlü hazırlayayım. Anılardan konuşuruz. Ayrıca seçim günü yayınlayacağım gençliğimde yazdığım şiirler. Ha evet. Elmanın Tarihi diye bir şiir var. Kavun acısı var. Oo tamam. Birini 67'de yazdım, birini 68'de. Şiir okuruz, konuşuruz tamam, falan. Tamam. Peki. Çok teşekkürler geldiğiniz ben, için. Herkese başta bizim çocuklara olmak üzere seçimde şans diliyorum. Kılıçdaroğlu'na dinliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı olsun ki koltuğumdan kalkmayıp muhalefetime devam edeyim. Evet. Evet. Valla bugün Millet İttifakı Erzincan'da 13'te, sonra İstanbul'da Yeşil Yeşil Sol Parti meydanlarda, Türkiye İşçi Partisi meydanlarda çok büyük bir çabayla seçime hazırlanıyorlar, gidiyorlar. Dileriz Türkiye'nin önü açılır, çağının çağdaşı bir ülke oluruz. Güzel bir pazar günü. Pardon, cumartesi bugün. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yarın Hüsnü Mahalli ile birlikte olacağız.